Şimdi insan eliyle 300 senedir çokça değişiklikler yapıldı. Yeryüzüyle oynandı. Evet. Ama iyileri de var, kötüleri de var. Evet, doğru. Şimdi jeomorfoloji çok genellenirse yer şekli bilimi, içinde de 24 tane, 25 bunu arttırabilirsiniz, altlığı var. Çok iyi bildiniz. Mesela akarsu topografyası var. Hı. Topografya morf aynı kullanılır. Ben belki de biraz üniversite yıllarında antropoloji bölümünden de ders alıp beşeri ve ekonomi dersleri de almamın ileriki yıllarda faydasını gördüm. Bana böyle de bir kitap. Ama bunu yaparken dünya da o kanala doğru girdi. Yani insanın yaptığı yer şekli. Ya insan da yer şekli yapar mı kardeşim? Dağ yapabilir mi? İşte plato yapabilir mi? Ova yapabilir mi? Belki o kadar makro şekiller yapamayabilir. Kendi iç dinamizmi açısından düşünürseniz. Ama kitabımın aslında tepesinde iki terim daha var. Antroposfer, antroposen ve de antropojenik jeomorfoloji. Niye bu lafları kullandın diyebiliriz. Hep antropo, hep insan. Şimdi bildiğimiz atmosfer, hidrosfer, biyosfer ve de ne kaldı geriye? Litosfer. Yani bütün sferleri koyun, bütün küreleri. Su, hava, taş, insan, canlı. Şimdi burada bütün bu sferlerin hepsini insan kullanmaya başladı. Ne kadardır kullanmaya başladı? Şimdi obsidyenini anlatmıştım size içeride. Ben dedi Pelin sana bir silah vereceğim dedi. Bunu verdi hoca bana silah. Evet. O dönemde volkan camı tabir ettiğimiz obsidyenler. Evet, Pelin adıma hediyemizdir. Ama aynı zamanda bir silah hakikaten. Hayvanlarının yüzdükleri, avladıkları, çoğu müzemizde görebileceğiniz farklı renklerde de olabilecek. Kahverengi, kırmızı. Bu arada çok keskin olduğunu söyledi aman, hoca. Yani dikkatli. Çok keskin yani bir örnek getirdim. Böyleyken çok keskinmiş gibi durmuyor ama herhalde şöyle yapsak şu anda çizecek. Rahatlıkla ameliyat yapılabiliyor. Bunu cerrahlarla da konuştuğum için rahatım. Ameliyat olarak bu ve türevleri olarak söyleyeceğim. Yapılabiliyor. Şimdi ikinci şeye gelirsem antroposene. Antroposen diye bir dönem aslında şu anda dünyada yok. Ne var? Son yaşadığımız 2,5 milyon yıllık başlangıcı buzul çağı olan Pleistosen ve de son insanın zuhuruyla ortaya çıkan Holosen. Sıcak bir dönem var. Son dönemde diyorlar ki ya insan o kadar çok dünyanın her yerini elledi ve değiştirdi ki Antroposen diye bir dönem olsun. Şimdi Dünya Stratigrafi Birliği de böyle inadına öyle bir direnç gösteriyor ki hayır diyor. Peki diyorlar bir heyelan oldu. Orada bir tabaka şeyin altında kaldı. Bir sondaj atsalar bundan 1000 sene sonra bakacaksınız orada bir insan tabakası, bir insan yaşam şekli buzun içinde ölmüş, işte bir iskelet halinde kalmış. Bir insanı düşünün, bir hayvanı düşünün. O anlamda biz bir mücadele veriyoruz. Ben de şu anda o inancın içindeyim. Bunu isterseniz o yonttukları dönem olarak yani mağaralarda yaşadığı dönemden 2 milyon yıl öncesine buzul dönemine gidin. Çevresini tanıyan bir insan. İsterseniz yerleşik hayata geçtiği tarım toplumuna geçin. 11 bin, 18 bin. Milenyuma girdiğinizde siz de hatırlayın. Hemen ertesi gün bir şey olmadı. 31 Aralık yattık. 1 Ocak'ta bir şey oldu mu? Olmadı. Ama biz üniversitede daktilo, asistanlık döneminde daktilom vardı. Şimdi elimizde her türlü imkan var, bilgisayarlar. Çevirmeli telefonlar hatırlayın. Ankara'ya bağlanacaksınız, bir sekreter çıkar, işte bağlayayım mı bağlı. Şimdi hepimizin elinde cep telefonu. Yani teknoloji geldi. Buradan bir şeye bağlamak lazım. Tarım toplumu da yetmedi insanlığa. Bu sefer 1763'lerde James Watt ve arkadaşları, bunu çok rahatlıkla klasikleri okuduysa arkadaşlarımız, seyircilerimiz, şunu söyleyebilirim, Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi ve David Copperfield gibi romanlarında, hikayelerinde enerji ihtiyacını İngiltere'nin anlatır. Ve burada çocukların o madenlerde, kömür madenlerinde çalıştırıldığını söyler. Buradan bir gönderme yapacağım. O çocukların madenlere su basması sonucunda ya da maden işçilerinin maalesef boğularak öldüklerini görürler. James Watt ve arkadaşları da İskoçyalı bunlar. Ya bir şey yapalım biz, bu insanlar ölmesin. Buhar motorunu bulurlar ve suları yüzeye pompalarlar.
Bu da sanayi devriminin başlangıcıdır. Dolayısıyla o sanayi devrimi dediğimiz olay, buhar ne zaman trenlere ve gemilere adapte edilir? İşte kıtalar arası gemilerle seyahat veya bir kıtanın, Asya'nın bir ucundan diğer ucuna trenlerle de seyahat, buharlı ve keşifler devam ede gelir. Bununla da bitmiyor. Daha da devam ediyor. Diyor ki kıtaları da gemilerle, trenlerle de keşfetti ya, atom bombasını atıyor. Bu sefer diyor ben dünyaya hakim olacağım. Malum 6 Ağustos 1945, 9 Ağustos Hiroşima ve Nagasaki attı bombayı. Ben hakimim dedi ve bu sefer dünya hakimi. Senin hakimiyetin mi benim mi? Bu da bir başlangıç sayılabilir. Ama son biz 50 yıla baktığımızda, buna bir 20 yılda, 23 yılda şimdi katın. Son bir 73 yılda muazzam bir pikler var. Switzke'nin bir şeyi var. Mesela su ihtiyacı birdenbire böyle bir pikler yapıyor. O zamana kadar salınımlar şeklinde. Ne bileyim barajların yapımı, pikler, dünya nüfusu, pikler. Şimdi geçtiğim sayı Haziran ayı çok iyi hatırlayın. 8 milyara aştı dünya nüfusu anlamında. Bu da yetmiyor. Diyor ki Temmuz 1969 bu sefer uzaya çıkacağım diyor. Ay'a çıkıyor. Ayağa ayak basıyor yani 45'ler sonrası. Bu sefer evrene hakimiyet. Evrende 7 dünyalar bulabilir miyim diyor. Ama benim inancım son 70 yıl adına, ki daha çok yayınlarımızda ben de antropoda onu yaptım. James'in tarafını tuttum. Yani bir 260 yılda bir şeylerin değiştiğini gördüm.